13. yüzyılın başlarında Orta Asya'da İslam dünyasını tehdit edecek yeni ve son derece dinamik bir askeri güç belirmeye başlamıştı. Bu askeri güç, önüne çıkan her şeyi ezen ve imha eden Moğol ordularıydı. Cengiz Han yönetiminde harekete geçen Moğol orduları, 10-15 yıl gibi kısa bir süre içinde Orta Asya'daki bütün siyasi ve askeri güçleri ezip hükmü altına almıştı. Fakat bu büyük başarı Cengiz Han için yeterli olmamıştı. Yenme ve hükmetme tutkusu ona gereğinden daha büyük bir işgal planı çizmiş ve yeni bir hedef göstermişti. Bu yeni hedef Harezm, Maveraünnehir, Horasan ve İran gibi Doğu İslam ülkelerine sahip olan Harezm Şah Devleti'ydi. Cengiz Han 1220 yılında bütün gücüyle Harezm Şahlar Devleti üzerine yürümüş, Harezm Şahlar ise bu büyük istila karşısında tutunamamıştı. Kısa sürede Harezm Şahlar Devleti ve teşkilatı çökmüş, orduları da dağılmıştı. Moğol orduları kadın, çocuk veya ihtiyar ayırt etmeden hiç kimseye aman vermemiş, milyonlarca masumu katletmişti. Bundan sonra Moğol istilası Orta ve Yakın Doğu İslam ülkelerini tehdit etmeye başlamıştı. Özellikle memleketten memlekete anlatılan Moğol vahşeti, Orta ve Yakın Doğu İslam toplulukları arasında büyük bir korku, panik ve dehşet uyandırmıştı. Harezmşah Sultanı Celaleddin Harezmşah, Moğollara karşı duramayıp Moğolların yağmaladığı İldeniz Beyliğini yıkarak topraklarına katmış ve başkentini bu bölgeye, Tebriz'e taşımıştı. Celaleddin bu bölgede çeşitli siyasi faaliyetler yürütürken müttefiklerini artırmaya çalışmaktaydı. Bu vesileyle Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a mektup yazmıştı. Dostların sevinç ve neşesi mektuplaşmak ve elçi göndermekle kaimdir. Bundan sonra ayrılık ve yabancılık perdesini kaldırıp dostluk ve birlik kapısını açmak lazımdır. Menfaatlerin temini ve zararların def'inde birlikte hareket etmezsek kimle dost olabiliriz ki? Allah'a şükürler olsun ki devletimizin ahvali ve memleketimizin işleri 100.000 kere hamd-i muciptir. Alaaddin Keykubat, Celaleddin'in elçisini kucaklayarak karşılamış ve Celaleddin'e 100.000 altın hediye ile birlikte bir karşılık mektubu göndermişti. Muzaffer sancaklarınızın kafirlerden intikam almak ve Müslümanların gönüllerini kazanmak maksadıyla hareket ettiğini öğrendik. Bu dostunuzun da yaz-kış dört tarafta kafirlerle cihat eylediği malumlarınızdır. Horasan ve Harezm'in medar-ı iftiharı Mucirüddin Tahir geldi ve yüce sözlerinizi eriştirdi. Burada kaldığı birkaç gün zarfında gönülleri yüce menkıbelerinizi zikrederek fethetti. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti ve Harezm Şah Devleti arasında bir ittifak ve dostluk kurulmuştu. Alaaddin Keykubat, Moğol tehdidine karşı tüm İslam dünyasının ittifak olmasından yanaydı. Bu vesileyle Eyyubi hükümdarına da mektup göndermiş ve ''Biz birbirimize yakınız. Çağırırsanız yardımınıza derhal koşarız. İki hükümeti hiçbir şey ayırmamalıdır.'' demişti. Böylelikle Eyyubi ve Selçuklu devletleri arasında da bir ittifak meydana gelmişti. Celaleddin Harezmşah, Gürcülerle harpler yaparak birçok Gürcü şehirlerini ülkesine katarken aynı zamanda Eyyubilerle de harp halindeydi. Celaleddin Ahlat şehrini istiyordu. Zira bu şehir Doğu Anadolu'nun en mustahkem şehriydi. Malazgirt yoluyla Ahlat önlerine geldi ve ordugahını kurarak muhasaraya başladı. Eyyubi orduları ile Harezmşah orduları arasında çok şiddetli çarpışmalar oldu.
Nihayet kışın şiddetinin artması ve Yıva Türkmenlerinin Azerbaycan'da yağmalar yaptıkları haberlerinin gelmesi üzerine muhasarayı kaldırarak Azerbaycan'a döndü. 1226 senesinin sonunda Alaaddin Keykubad'ın mektubu Celaleddin'e ulaştı. Alaaddin bu mektubunda Celaleddin'i Eyyubiler ile ittifak etmeye davet ediyor ve kendisine yardım teklifinde bulunuyordu. Mektubun sonunda da "Büyük cihada teşebbüs etmemiz lazımdır," diyordu. Cengiz Han'ın ölümünden sonra onun halefi ve oğlu Ögeday başkanlığındaki kurultay Harezmşah devletini ortadan kaldırmaya karar vermişti. 1228 yılında Moğollar tekrar büyük bir ordu toplayarak Harezmşah devletine saldırmıştı. Moğolları İsfahan'da karşılayan Celaleddin, Moğol ordularına karşı bir kez daha mağlup olmuş ve Azerbaycan'a çekilmişti. Bu sefer Celaleddin İran'daki topraklarını resmen kaybetmiş oldu. Bunu takiben Celaleddin 10 Kasım 1228 tarihinde Alaaddin Keykubad'a bir mektup yolladı. "Geçen sene Tatarları def etmek maksadıyla buradan ayrılmak gerekti. Yüce sancağımızın ortadan kalkmasını fırsat bilen muhaliflerimiz meydana çıktılar. Fakat onlar gayretlerinin semeresini alamadılar. Şimdi de fırsat kollayan muhalifler din ve memleketin korunmasını, gaza ve cihadı, halkın iyiliğini düşünmeden kendi rahatları için Müslümanların perişan olmasını isterler. Fakat kötülüklerinin cezasını bulurlar. Ben sizinle görüşebilmek için bu havaliye geldim. Fakat avdet buyurduğunuzu öğrendim." Alaaddin Keykubad, Celaleddin'in Moğol hücumlarına karşı koyamayacağını biliyordu. Ona karşı çekingen bir politika izlemeye başladı. Celaleddin ise kuzeyden, güneyden ve doğudan tehdit altında olduğu için tek çıkış yolunun batı olduğunu biliyordu. Gerekirse Selçuklu'yu yıkıp Anadolu'ya yerleşebilmeyi göze alacak durumdaydı. Celaleddin evvela stratejik bakımdan çok önemli olan Ahlat Kalesi'ni zapt etmeye karar verdi. Ağustos 1929'da ordusunu Ahlat önüne getirdi ve şehri muhasaraya başladı. Mancınıklar ile surlar dövülüyor, şehirdeki askerler ve halk mukavemet ediyordu. Muhasara sürerken Alaaddin'in Erzurum valisi ve amcazadesi Cihanşah, Sultan Celaleddin Harezmşah'a itaatini arz etti. Eteğini öptü ve ona mancınıklar ile birlikte birçok hediyeler getirmişti. Halbuki Erzurum bölgesi Alaaddin Keykubad'ın mülkündeydi. Bu Selçuklu'ya karşı bir isyan hareketiydi. Celaleddin ise Erzurum'un kendi mülküne katılmasından hoşnut olmuştu. Muhasara devam ederken Alaaddin'de bulunan Sultan Alaaddin Keykubad'a elçiler gönderdi. Alaaddin Keykubad ise elçilere Ahlat'ı muhasara etmesinin doğru olmadığını ve Moğollar ile anlaşma çareleri aramasını tavsiye etti. Ayrıca Celaleddin'in İslam ülkelerinde zulüm yapmak, kan dökmek gibi davranışlardan vazgeçmesini, şayet tavsiyelerini göz önünde bulundurursa para ve asker yardımı yapacağını, aksi takdirde ona cephe alacağını bildirdi. Bunu takiben Alaaddin, Çaşnigir Şemseddin Altun Aba'yı hediyelerle Ahlat'a yolladı. Celaleddin, Alaaddin'in tavsiyelerini nazarı itibara almayacağını hissettirdi ve elçiyi nezdinde alıkoydu. Alaaddin, Altun Aba'nın ikamet müddetinin uzatılmasından memnun olmadı ve Celaleddin'e bir elçi daha yolladı. Mektubunda, "Baban büyük bir aileden gelmiştir. O zaman sizin durumunuz memnuniyet vericiydi. Ancak babanın tasavvurlarını değiştirmesi ve kendisine zarar vermesinden sonra durum aleyhinize oldu. Hali hazırda ben Eyyubi ailesine yöneldim ve onlara kendimi yakın hissediyorum. Zira onlar nesillerden beri büyük ve mesut bir camiadır. Askerlere, reayaya, komşularına iyilik yaparlar. Onların servetleri, memleketleri, adamları ve kudretleri vardır. Senin ülken ise harabelerden ibarettir. Senin durumunu biz senden daha iyi biliyoruz. Benim Eyyubilere düşman olduğuma inanma. Kendilerini itham ettiğim ve onlarla mücadele ettiğimiz zamanlar geçmiştir. Biz tekrar uzlaştık. Başkasına inanma. Sen onlarla sulh akdetmeli ve tekrar dostluk tesis etmelisin. Senin arkandaki düşmanı biliyoruz.
Eyyubiler düşmanlarına karşı sana yardım edebilir. Böyle bir ittifak olursa sen kendini düşmanlarından emin hissedersin. Bu benim sana nasihatimdir. Seni yanlış yere götüren hilelere kendini kaptırma şeklinde yazıyordu. Celaleddin bu mektuba bir cevap vermedi. O sırada Cihanşah Celaleddin'i Selçuklu'ya saldırması konusunda ikna etmeye çalıştı. Celaleddin Konya'yı kendine tabi bir hükümdar olarak Cihanşah'a vermek ve devletini Anadolu'ya taşımak istemişti. Diğer taraftan Keykubat'ın nezdine varan elçileri Harezmlilerin Doğu Anadolu'da zulüm yaptıklarını ve Celaleddin'in onun tavsiyelerini nazar itibarı almadığını ve Erzurum valisi Cihanşah'ın kendisine isyan ederek Celaleddin'e sığındığını haber verdiler. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat Eyyubiler ile anlaşarak Celaleddin'i Doğu Anadolu'dan çıkarmaya karar verdi. Derhal harekete geçen Selçuklu Sultanı Erzincan geçitlerini tutmak üzere 10.000 süvariyi seferber etti. Eyyubi hükümdarı Alaaddin'in talebini kabul ederek 5 veyahut 10.000 kadar Eyyubi askeriyle Selçuklu'ya destek oldu. Celaleddin, Alaaddin ve Eşref'in hazırlık yaptıklarını öğrenince mevcut kuvvetleriyle karşılarına çıkmaya karar verdi. Erzurum'dan ordusuyla yola çıkan Cihanşah, Harput'ta Harezm ordusuna katıldı. Trabzon Rum İmparatorluğu da Celaleddin'e destek olarak yardımcı kuvvetler gönderdi. Celaleddin, nezdindeki yaklaşık 40.000 kişilik kuvvetle Sivas'a doğru harekete geçti. İki ordu Erzincan Akşehir Ovası'ndaki Yassıçemen mevkiinde karşı karşıya geldi. Muharremenin ilk günü Mübarezüddin Çavlı komutasındaki 3000 kişilik bir Selçuklu öncü kuvveti 700 kişilik bir Harezmşah öncü kuvveti ile karşılaştı. Harezmşah atlı okçuları Selçuklu atlılarını mağlup ederek geri püskürtmeyi başardı. Bu sırada Selçuklu ve Harezmşah orduları da toplanmıştı. Selçuklu sağ ve sol kolu Alaaddin Keykubat'ın emriyle ovayı çevreleyen yamaçlardaki Harezmşah askerlerine doğru hücuma geçti. Celaleddin ise bu hücuma karşılık vererek üzerlerine gelen Selçuklu atlılarına doğru karşı hücuma geçti. Celaleddin'in sağ kanadı Alaaddin Keykubat'ın sol kanadını bozguna uğratırken Melik Eşref'in başında bulunduğu Selçuklu merkezi de Celaleddin'in merkez kuvvetlerini kırmıştı. Celaleddin'in sağ kanat kuvvetleri Alaaddin'in sol kanat ordularını dağıtmış ve Selçuklu sol kanadı kamplara doğru kaçmaya başlamıştı. Bu sırada Melik Eşref 10.000 kişilik Eyyubi ordusuyla Alaaddin'in sol kanadına yardıma koştu. Celaleddin'i arkadan saran Eyyubi askerleri Harezmşahlılara karşı başarılar elde edince Selçuklu askerleri de geri dönerek Celaleddin'i sıkıştırdı. Celaleddin, düşmanlarının sayıca üstünlüğünden dolayı savaşı kaybedeceğini anlamıştı. Üstelik merkez kuvvetleri de çökmüştü. Bunun üzerine Celaleddin savaş alanını terk etti. Cihanşah, Selçuklular tarafından esir edilirken nezdindeki isyancı Selçuklu askerleri de esir olarak alınıyordu.
sultanlarının sancağının savaş alanından uzaklaştığını gören Harezmşahlılar da savaşı bırakarak kaçmaya başladılar. Harezmşah askerlerinin bazıları Trabzon'a kaçarken diğerleri de birbirinden bağımsız olarak savaş alanını terk etmişti. Muharebe kesin olarak Selçuklu zaferiyle neticelenmişti. Bu muharebeden sonra Celaleddin'in emrindeki askerlerin çoğu dağılmış, geri kalanlar da kış münasebetiyle İkdağ mıntıkalarına gitmişlerdi. Alaaddin Keykubat, Celaleddin'in ordularını takip ettirmeyerek yalnızca müdafaa harbi vermek ve eski topraklarını geri almakla yetindi. Moğollar ise bu muharebenin haberlerini çoktan almış ve artık gözlerini Celaleddin'e dikmişlerdi. Tek gayeleri vardı. O da Celaleddin Harezmşah'ı öldürmekti. Celaleddin ise Moğolların tekrar geleceğini biliyordu. Tebriz'deyken birçok ülkelere elçiler göndermiş ve kendisine müttefik aramıştı. Lakin hiçbir İslam devleti artık Celaleddin'e güvenmiyordu. Zira o Alaaddin Keykubat'a söz verdikten sonra onun ülkesini istilaya kalkıştığı için diğer devletler nezdinde itibarını kaybetmişti. Bu sırada Celaleddin'in keşif için İran'a gönderdiği askerleri Moğol orduları tarafından yakalanıp feci şekilde öldürülmüştü. Moğolların elinden kaçabilen bir iki kişi Tebriz'e gelip Celaleddin'e Moğollar hakkında endişe verici haberleri ilettiler. Celaleddin, Moğolların yaklaşmakta olduğu haberini alınca Tebriz'i terk etti. Moğollara karşı koymak için ordularını yeniden teşkil etmeye gayret etti. Bununla beraber mahiyetinde bulunan Nesevi, sultanın memleketin kaybına, kendisinin öleceğine ve bütün varlığının düşman eline geçeceğine ağladığını yazmak suretiyle Celaleddin'in belki de ilk defa hasmından korktuğunu ve içinde bulunduğu psikolojik durumun çok kötü olduğunu kaydetmişti. Celaleddin, Türkmenlerden topladığı ordusuyla Diyarbakır'a hareket etti. Şehre yakın bir köprünün başında ordugahını kurdu. Gece yarısı gelen bir Türkmen haberci, Moğollar hakkında bilgi verdi ve yaklaşmakta olduklarını söyledi. Sultan, bu habercinin sözlerine itimat etmemişti. Lakin sabah olduğunda Celaleddin ve ordusu Moğol atlılarının sesleriyle uyandılar. Bu bir Moğol baskınıydı. Ordugahtaki tüm Harezmşah askerleri dağılmaya başlamıştı. Celaleddin'in akrabalarından biri Celaleddin'i ata bindirerek kaçırmayı başarmıştı. Sultan ve komutanı bir kasabada gizlenmişlerdi. Lakin her taraf Moğol casuslarıyla doluydu. Moğollar Celaleddin'in yerini tespit ettiler ve hücuma geçtiler. Celaleddin atına binerek kaçmayı başardı. Fakat mahiyetindeki askerleri Moğollar tarafından katledildiler. Moğollar kasabanın altını üstüne getirerek Celaleddin'i aradı. Lakin bulamadılar. Celaleddin Harezmşah atına binip tek başına dağlara doğru kaçmıştı. Ve söylenenlere göre dağda karşılaştığı bir eşkıya tarafından mızraklanarak öldürülmüştü. Celaleddin Harezmşah'ın Ağustos 1231'de vefatının ardından Harezmşah devleti de fiilen çökmüş oldu. Moğollar istilalarını Anadolu'ya kadar ilerletmişti. Lakin karşılarına onlara Celaleddin'i hatırlatan bir aslan daha çıkmıştı. O da
Anadolu Selçuklu Sultanı Ulu Alaaddin Keykubat'tı.